Modellemesi yok ki dünden bugüne insanların yaşamını etkileyen kalitesini, yaşam kalitesini etkileyen dertlerini ortadan kaldıran dünden bugüne hemen bir sihirli değnekmişçesine tüm sorunları ortadan kaldırsın. Ne kadar bekleyeyim? Sabırsızlığımı ne kadar bastırayım? Şöyle yani elbette ki yeni bakanların atanmasıyla birlikte hemen icraat dönemi başlayacaktır ama belli bir zaman alacağını da söyleyebilmek mümkün. Çünkü aslında farkındayız veya değiliz ama çok köklü bir değişim sürecinden, bir reform sürecinden geçiriyoruz. Belki de tüm yürütmeyi yeniden yapılandırıyoruz tüm boyutlarıyla. Gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte aslında siyasal ve yönetsel sistemin merkezine Cumhurbaşkanı yerleştiği için ona bağlı yapı yeniden yapılandırdık. Cumhurbaşkanlığı teşkilatını bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız kurumlarla yeniden şekillendirdik. Onun dışında bakanlıkları yeniden yapılandırdık. Bakanlıklarla birlikte aslında ilan edilen, açıklanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle birlikte görüyoruz ki bağlı kuruluşlar, ilgili kuruluşlar, ilişkili kuruluşlarda bir takım değişimler yaşanıyor. Kapanan kurumlar var, değişen kurumlar var. Aynı zamanda tabii ki bu kurumları işleten beşeri bir faktör var. Dolayısıyla bürokrasinin içerisinde bugün 3 nolu kararname yayınlandı. Mesela üst düzey yöneticileri ilgilendiren, kamu yöneticilerini ilgilendiren bir kararnameydi. Dolayısıyla beşeri unsuru, sistemin beşeri unsuru üzerine yönetici tarafına bürokrasinin uzanan bir değişim süreci var. Bunların hepsinin bir raya oturması ve bu ray üzerinde trenin lokomotifi başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı olmak üzere arkasındaki vagonları çekerek yol alması elbette biraz vakit alacaktır ama Türkiye'nin şunu da kabul etmek lazım. Çok fazla zaman kaybına da tahammülü yok. Çünkü çok çetrefilli problemlerle aslında Türkiye Oraya mücadele geleceğim. ediyor. Niye bunu ısrarla yani anlatmaya çalışıyorum? Benim hayatıma derken 72 yaşındaki Remziye Kozluklu'nun, bir yaşını fazla söyledim herhalde, 71 yaşındaki Remziye Kozluklu'nun anne ne diyorsun dediğimde bilmiyorum ki valla çağım dedi. Yani bir şeyler değişir herhalde, iyi bir şeydir herhalde dedi. Ben değişime oy verdim dedi bir de. Ağzından kaçırdı, oy gizlidir anne söyleme dedim. Şimdi Belki şuradan hemen ya onun yaşamına. Anneniz üzerinden belki şunu hemen belki yeni sistemin çok pratik sonucu olarak ifade edebiliriz. Mesela seçimler sonucunda AK Parti parlamentoda tek başına çoğunluğu elde edemedi ama biz herhangi bir iktidar veya hükümet krizi üzerine konuşmuyoruz. Mesela çok pratik bir sonucunu hemen burada görebiliriz. Partiler arası pazarlıklar üzerine konuşmuyoruz. Acaba hangi parti hangi partiyle koalisyon kuracak? Hangi bakanlığı pazarlığın bir parçası olarak hangi parti alacak? Veya yeni bakanlıklar bu pazarlık sürecinde ihdas edilip devlet büyüyecek mi? Ve dolayısıyla daha fazla hantallaşacak mı üzerine konuşmuyoruz. Eğer onu konuşuyorsaydık günlük yaşamımıza, ekonomimize çok ciddi ağır Aynen darbeleri bu olacaktı. pazarlıklar sürecinde bundan ekonomik belirsizlik ortaya Etkilenecekti. çıkacağı için ekonomik belirsizlik beraberinde bir takım sıkıntıları getirebilirdi. O ekonomik belirsizlikler çerçevesinde yaratılacak bir takım ekonomik sorunlar üzerinden bir takım toplumsal yıpranmalar Kaotik. Ortaya çıkabilirdi. Dolayısıyla biz siyasal istikrarsızlığa dayalı olarak ortaya çıkan ekonomik ve toplumsal başarısızlıklardan veya istikrarsızlıklardan bahsetmiyoruz. Bir Sosyal kere devlet anlayışının ağırlıkta olduğu bir dönemin kapısının da aralandığı vurgusu hep yapıldı. Bu da şöyle anneme yansıyacaktı. tabii ki yani aslında seçim vaatleriyle birlikte hani kendini de göstermeye başlamıştı. Seçim döneminde emeklilere yapılan ikramiye vesaire düşündüğümüzde çünkü sosyal Hatta rakipleri de devletten Erdoğan'ın rakipleri de biz bunlara dokunmayacağız, daha da geliştireceğiz tabii ki yani demişlerdi. aslında kabul etmek lazım ki sosyal devlet anlayışı çerçevesinde yapılan sosyal yardımlar gerek valilikler çerçevesinde gerek belediyeler çerçevesinde yapılan sosyal yardımlar epey bir yol da almıştı. Ancak şunu bakanlık değişimine referansla da bakanlıklarda yaşanan değişime referansla da söylemek lazım ki örneğin işte Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı birleştirildi ve aslında orada daha bütüncül bir yapı, daha koordinasyonu güçlü bir yapı oluşturulmak istendi. Dolayısıyla bu bakanlıkta yaşanan değişim de yine sosyal politika alanının önemli hükümetin üzerine titreyeceği önemli politika öncelikli alanlarından biri olacağını söyleyebilmemiz mümkün. Yani vatandaşın devletiyle ilişkisindeki ara mekanizmanın yani bürokrasiden tutun da birçok işlerini halledebilmesinin yereldeki bürokrasinin temsilcilerine kent bazlarında söylersek
merkezi yönetimin kentlerdeki temsilcilerini, orayla ilişkisindeki birçok duvar da yıkıldı şikayetçi olduğumuz. Şöyle, belki onu makro ölçekten mikroya doğru çekmemiz lazım. Sizin dediğiniz noktaya getirmemiz lazım. Makro ölçekten şunu kastediyorum. Aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tam da devletle vatandaş arasındaki bu iki yönlü iletişimin, yani etkileşimin güçlenmesi açısından çok önemli bir sistemdi. Çünkü aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte biz üç erkten, hep yasama, yürütme ve yargıdan bahsederiz. Dolayısıyla üç erkten birinin daha doğrudan vatandaş tarafından belirlendiği, herhangi bir aracıya ihtiyaç duymaksızın doğrudan vatandaş tarafından seçildiği, dolayısıyla o seçtiği kişiye vatandaşın, seçmenin şikayetini, talebini aracısız bir şekilde aktarabildiği bir sistem üzerine konuşuyoruz. Eğer sistemin başındaki kişiye doğrudan aktarabiliyorsa ve sistemi yönetecek kişi yukarıdan aşağıya salık verdiği vizyonla, siyaset anlayışıyla mikro ölçeğe bunu taşıdığında yerelde de ve makro siyasette de bürokrasinin oluşturduğu bir takım sıkıntıların veya ara mekanizmaların ortadan kalktığını söylememiz mümkün. Diyenler ya da böyle yapanlar için bu sistem dört dörtlük çok başarılı ve çok açık bir şekilde anlatılabilmiş diyebilir miyiz geldiğimiz noktada? Nasıl bir hava kokluyorsunuz? Şöyle, şimdi tabii 16 Nisan bu tartışmaları, sistemi anlatabilip anlatamadığımızı ya da medyadaki bizler biliyor muyuz? Ya şöyle, ben biraz okudum, yani çok okudum. Bu biraz siyasi tartışmalar içerisinde boğularak aslında bugüne kadar geldi. 16 Nisan referandumu tartışmalarında, yani siyasal sistem tartışmalarında birçok spekülasyonla birlikte biz anayasal hükümleri, değişiklik hükümlerini anlamaya çalıştık. Örneğin işte milletvekili sayısı parlamentoda 550'den 600'e çıkarılırken milletvekillerinin çocukları da milletvekili olacak gibi bir spekülasyon içerisinde aslında veya manipülasyon içerisinde bunları değerlendirmeye çalıştık. O anlamda aslında 16 Nisan referandumunda seçmenler biraz da güvendiği lider ne taraftaysa ona göre oy kullandı. Yani ardından, sistemin içeriğini 15-16 ayda iyi anladığından değil çok da fazla. Yani biraz lider güveni orada önemli bir faktör olarak devreye girdi. Çok ciddi olarak baksanız 10 milyon aşkın bir fark var Erdoğan'la İnce arasında. Ardından tabii bir erken seçim kararı alındı. Seçim kampanyasında da bir yönetim sistemi ilan edildi ki bu süreçte ittifaklar meselesi de devreye girdi. Seçim kampanyasında yönetim modeli ortaya koyulurken ana omurga ortaya koyuldu ve aslında bizlerin de sizlerin de olağan vatandaşların da yeni tanıştığı ofis gibi, kurul gibi bir takım kavramlar ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla sistem zaman içerisinde oturacaktır. Bu anlamda bu değişim sürecini de işte bir bugünden yarına oldu bitti süreci olarak değerlendirmemek lazım. Bu reform süreci dinamik bir süreç olarak algılamak lazım. Çünkü şunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamalıyız. Her daim uygulanan, her ülkede başarı elde eden bir yönetim modeli, evrensel bir reçete yok. Dolayısıyla bu sistemi de nihayetinde siyasal irade sistemde demokrasi açısından aksayan yönler tespit etti. Bürokratik işleyiş açısından sorunlar tespit etti. Ve bu sorunları artık mevcut sistemle değil yeni bir sistemle aşabileceğine dair kanaat getirdi. Ve buna dair bir modelleme ortaya koydu. Bu modellemenin de işleyişinde bir takım sorunlar ortaya çıkabilecektir. Ama zaman içerisinde o sorunları ortadan kaldırmak gerekecektir. Bu da zaten reformun o dinamik doğasına, değişimin dinamik doğasına işaret eden bir meseledir. Şimdi kulağımı çınlatacak çok insan var biliyorum. Yapacak bir şey yok. Ya çürük kayısı atacaklar ya da çürük domates. Evet. Sosyal medya üzerinden. Evet. Sokakta tanımıyorlar çok şükür. Çok şükür. O riski atlattık. Ünlü olma riskini. Ankara'da görüyoruz. Ya da devletin başkent dışındaki temsil kadrolarında, temsil edildiği bürokrasi de görüyoruz. Devlete kapağı attım. Yan gelip yatayım kültürü. Evet, evet. Batı'da böyle olmuyor. Evet. Şimdi o kültürdeki insanların eleneceği bir süreç de başlıyor. Evet. Şimdi gerçekçi olalım. Bürokratik bir yapı değil mi? Oligarş bir yapı ki siyasiler de bunu hep dile getirdiler. Aslında vesayetçi döneminde. Yapı ve zihniyet diye ifade edilen şey oydu. Siyasetin yerine rol oynayan. Evet. Oraya da güle güle denilecek. Bu da ciddi bir yeni erken emeklilik süreci mi getirir ya da yeni bir
Bürokraside bir dinamizm ve bir yenilenme, değişim süreci başlatacağı belli. Ama o sistemin bu yeni sistemin işleyişi açısından da bürokrasinin bu dinamizmi kazanması bir şart. Yani devlet babayı sömüren kene yapıdan da ya kanemici yapıdan şöyle, da. Belki şöyle ifade etmemiz çok lazım. Çok ağır konuşuyorum. Ama böyle bir yapı var. Ya evet, gerçekçi yani olalım. Gerçekçi olalım. Aynen, belki sadece bankamatik üzerinden memuriyet gerçekleştiren veya siyasetin bıraktığı boşluktan rol çalarak aslında siyasete meyilli bir bürokrasi olduğunu Türkiye'de bugüne kadar ifade etmemiz lazım ki hatırlarsanız 16 Nisan referandumu itibariyle bu sistemi savunanlar aslında o vesayetçi yapıyla veya bürokratik oligarşiyle mücadeleyi de temel argümanları haline getirmişlerdi. Dolayısıyla bir kere o bürokraside bir değişim şart ama bu değişimin ben iki yönlü olması gerektiğini veya en azından iki boyut içerisinde gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Nasıl? Bunlardan biri bir zihniyet değişimi bir kere. Şimdiye kadar bizim hep söylenir teoride, çok teori ortaya koymak istemiyorum ama şöyle kısaca ifade edeyim. Türkiye'deki bürokrasi gardiyan bürokrasi özelliği gösterir. Bizim bürokratik yönetim geleneğimiz vardır ve bu bürokrasi gardiyan bürokrasi yani, olarak nitelendirilir. Yani belirli değerler başta olmak üzere ne pahasına olursa olsun bunun birincil savunucusu olarak kendini ortaya koyan bir bürokrasi anlayışıdır bu. Bunu yakın tarihe kadar biz mesela laiklik veya rejimi korumak olarak gördük. Dolayısıyla özellikle de 90'lı yıllardaki zayıf koalisyon hükümetleri siyasette bir boşluk doğurduğunda o bürokratik yönetim geleneği çerçevesinde o boşluk hep askeri kanadıyla, yargı kanadıyla, sivil kanadıyla bürokrasi tarafından dolduruluyordu. Artık bu vakitten sonra yeni sistemle birlikte 90'larda 28 Şubat sürecinde bunu tabii, gördük. O zaman işte veya başka darbe süreçlerinde 27 Mayıs'a kadar 27 bunları gördük. E-muhtıralara kadar aslında bunları gördük. 2007, tecrübe ettik evet. Ülke olarak. Dolayısıyla bu vakitten sonra aslında bürokrasinin kendi sınırlarına çekilmesini, kendisinin kabulleneceği bir zihniyet dönüşümünün yaşanması gerekiyor. Yani siyaset kararları alır ve bürokrasi araçsal bir mekanizma olarak bunu uygular. Hantal sayısal yapı da azalacak o zaman. Şimdi bu zihniyet dönüşümü gerçekleştikten sonra, kendi sınırlarına çekildikten sonra yeni sistemle birlikte bu bürokrasinin aynı zamanda hantallıktan kurtulup daha etkin, daha işler bir hale gelmesi gerekiyor. O zaman işte daha teknik düzenlemeler devreye giriyor. Bu zihniyet dönüşümünün tamamlayıcı. Mesela işte 3 nolu kararname açıklandı. Evet. Üst düzey kamu yöneticileriyle ilgili. Aslında tam da bu zihniyet dönüşümünün daha teknik boyutu bizler için gözler önüne serdi. Çünkü Türkiye'de bugüne kadar da bu 3 nolu kararname öncesine kadar da aslında üst düzey yöneticiler arasından bunların tanımlanması, kimler bu üst düzey yönetici kapsamına giriyor, bunların atanması üzerine bir boşluk vardı. Hukuki bir boşluk da vardı. Aynı zamanda bu kararname bu hukuki boşluğa da bir karşılık vermiş oldu ve o alanı doldurdu. Baktığımızda işte o üst düzey kamu yöneticilerinin artık Cumhurbaşkanı'yla gelip Cumhurbaşkanı'yla gitmeleri, siyasi atamalarının olacak olması, bu üst düzey yöneticilerden kimi kastediyoruz? Belirli kritik kamu kurumlarında Cumhurbaşkanı'yla birebir yakından çalışacak. Dolayısıyla kendi altındaki memuru, bürokratı, hiyerarşik kademeyi harekete geçirecek, oraya dinamizm katacak ve Cumhurbaşkanı'na politika önerisi yeri geldiğinde sunacak aktörlerden bahsediyoruz aslında biz. Türkiye özgü bir yapı mı? Bu boyutuyla. Hayır, yeni sistemin getirdiği bir şey bu yeni anlamda. Sistem, bu siyasal atama yani Cumhurbaşkanı ile birlikte gelen, Cumhurbaşkanı ile giden bir atama tarzı, siyasal atama diyebiliriz. Biraz Amerika'da buna var sanki o böyle tabii, üst tabii Amerika'da, yönetim mekanizmasındaki kesimler için. Evet, belki biraz dağıtıyorum kusura bakmayın. Yok. Ama şöyle ifade edeyim, şimdi Amerika deyince onu belki bir cümleyle açmakta fayda var. Örneğin Amerika'da 7 bin 8 bin kişi gibi bürokrat üst düzey yönetici kategorisi girer. Bunun yaklaşık 3650 tanesini başkan atar. Ha, bildiğim için söylüyorum. Yani orada yaşarken başkan atar. Öğrendiğim ha, için. Bazılarını, Washington'da evet. Evet. Bazılarını senato onayı gerekir bu atamalarda. İşte büyükelçiler gibi, yargıçlar evet, gibi, evet. Bakanlar onu gibi. Onu demiyorum. Onun altında. Evet. Ama bazıları ise doğrudan başkanın atamasıyla gündeme gelir ki bunlar yaklaşık 350'nin üzerinde bir personeli kapsar. Doğrudan başkan kendisi atar. Özellikle bunların içerisinde başkana bağlı o başkanın yürütme ofisi içerisindeki bir
birimler hı hı. önceliklidir ama bununla sınırlı Beyaz değildir. Beyaz Evin yanındaki binadan evet, söz ediyorsunuz. Evet ama onunla sınırlı değildir. Ve şunu da belki bir not olarak, çünkü bundan sonraki süreçte bu tartışmalar çokça ilerleyebilir, bir not olarak ifade etmek lazım. Örneğin Obama döneminde başkan atamalarının etkinleştirilmesi ve hızlandırılması yönelik olarak 2012 yılında bir kanun çıkarıldı ve Senato onayı gerektiren yaklaşık 160 tane pozisyon doğrudan başkanın ataması gereken pozisyon haline çünkü dönüştürüldü. Çünkü Senato'da partizan ajandalarla gerilimler tıkama doğuyordu. Evet. Bunu hani başkanlık sisteminin prototipi olarak bunu niye söylüyorum? Filibastır başkanlık sisteminin şey, evet. prototipi olarak kabul edilen Amerika'da bile o Senato onayı tartışılır hale geldi. Çünkü aylarca büyükelçi atayamadı önemli devletlere. Dolayısıyla 2012 yılından itibaren aslında başkanın doğrudan atama yapabileceği pozisyonların, kadroların sayısı da arttırıldı. Evet. Belki Türkiye'deki gidişata ışık tutması açısından Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda yapacağı o atamaları biraz değerlendirebilmek açısından, oraya bir ipucu verebilmek açısından Amerika'daki bu gidişatı da belirtmekte fayda var. Şimdi bir tarihte İrlanda'ya bir bakanlar seyahat gerçekleştirdim. Bir beyefendiyle ben bir yerden tanıyorum dedim. İşte bir ülkede daha önce büyükelçilik yapmışsınız dedim. Şimdiki pozisyon bilmediğim için. İstanbul gazeteciliğinin belki de cehaleti bu. Ya da Fuat cehaleti. Estağfurullah. Şimdi dedim ben bakan yardımcısıyım dedi. Evet. Şimdi bakan yardımcılıkları yeni dönemde işlevselleştirilir ve daha bilinir olur mu? Şöyle ben... Yani eskiden vardı ama... Evet, yani ben yeni dönemde bakan yardımcılıklarının önemli bir pozisyon olacağını düşünüyorum. Mesela? Şöyle ki, geçmiş dönemde de getirilmişti ama çok etkin çalışmamıştı. Bence nedenini ortaya koyayım ve neden etkinleşebileceğini izah etmeye çalışayım. Şimdi biz parlamenter sistemdeyken bildiğiniz gibi bakanlar parlamentonun içinden çıkıyordu. Çünkü yumuşak kuvvetler ayrılığı vardı ve yasama yürütme iç içeydi. Dolayısıyla aslında vatandaş bürokrasiye gidip talebini ilettiğinde ve o paslı çarkı döndüremediğinde milletvekiline geliyordu. Mecliste milletvekilinin kapısını aşındırıyordu. Çünkü o çarkı döndürmesi için bir güç arıyordu. Milletvekilini de o güç olarak görüyordu. Milletvekiline talebini, şikayetini iletiyordu. Milletvekili de parlamentoda veya parti grubunda gördüğü bakana aslında o iş takipçiliği olarak nitelendirdiğimiz şey bir anlamda. Aslında terk etmek istediğimiz bir şey bu anlamda. Kesinlikle. Ama o notları iliştiriyordu ve bir tomar notla ilgili bakan kuruldan veya parti grubundan ayrılıyordu. Ve sürekli elinde telefon orayı arıyor, burayı arıyor. Dolayısıyla bu iç içelik vardı ve o anlamda bakan yardımcıları bu süreçte belki de biraz işlevsiz kaldı. Ancak bildiğiniz gibi yeni sistemde bakanlar dışarıdan atanıyorlar. Evet. Parlamentodan da atansa milletvekilleri sonlanıyor. Evet. Örneğini de gördük. Dolayısıyla dışarıdan atacak. Ama parlamenter sistemin kodlarını aslında seçmen hala devam ettirecek. Bir süre milletvekilini aslında ziyaret edecek ve taleplerini geçecek. Ancak milletvekili bakana ulaşamaması durumunda dışarıdan atandı. Buradaki boşluğu, buradaki gap'i aslında bir anlamda makasın açılmasını bakan yardımcılığı doldurabilir. Zaten müsteşarların kaldırıldığını, müsteşar yardımcıların kaldırıldığını, bakanlıklardaki hiyerarşik kademelenmeyi azaltma açısından kaldırıldığını düşündüğümüzde ve bunların yerine bakan yardımcılarının geldiğini hesaba kattığımızda çok büyük ihtimalle, tabii ki bir öngörü üzerine söylüyorum ama sayısı 5'e kadar çıkabilir. 2-3 tane bakan yardımcısı olacaktır bakanlıklarda. Evet. Birinin biraz daha idari fonksiyonuyla ön plana çıkan daha müsteşar vari bir rol üstlenebileceğini, diğer bakan yardımcısının ise bakanın parlamentoyla ilişkisini yönetmek, bakanın milletvekilleriyle arasında köprü kurmak gibi bir takım işlevler üstlenebileceğini söyleyebilmemiz mümkün. Bu da bakan yardımcının daha etkin bir hale getirecektir. 2-3 dakika kalmış. Dönüşüm kolay olmayacak. Bu kesin. Evet. Yeni sistemin ruhu üzerinden biraz da kabine. Evet. 16 bakan, bir cumhurbaşkanı yardımcısı. Şöyle hani mantığı anlatabilmek açısından, madem yeni yeni kurumlarla tanışıyoruz dedik, o zaman aslında arkadaki mantığı söylemek daha kapsayıcı bir açıklama olabilir. Bir kere yeni sistem esneklik getiriyor. Biz bu esnekliği nerede gördük? Cumhurbaşkanlığı teşkilatında gördük aslında. Ofisler kuruldu, kurullar meydana geldi, başkanlıklar oluşturuldu. Aslında bu esnekliğin ve
bir sistemin bir unsuru da kurullar üzerinde katılım mekanizmalarını biraz etkin hale getirmektir, işlevsel hale getirmektir. Aslında bu esneklik ve katılım anlayışının Bakanlar Kurulu'na aynı mantıkla yeni kabineye sirayet ettiğini görüyoruz. Çünkü kompozisyona baktığımızda aslında bir takım siyasi kişilerin bakan olarak atandığını görüyoruz. Evet. Bunu ben belki biraz siyasetin hafızasını yeni döneme taşımak, kurumsal hafızayı yeni döneme taşımak olarak görüyorum. Biraz da geleneksel bakanlıklar onlar. Devlet geleneğini temsil eden bakanlıklar, içişleri, dışişleri gibi. Evet. Dolayısıyla burada o kurumsal hafızayı, siyasetin hafızasını yeni kabineye taşımak var. Aynı zamanda sektör temsilcilerinin kabinede yer aldığını biz görüyoruz. Ve bürokrasiden teknik bilgisiyle bir takım aldığı, görev aldığı hali hazırdaki pozisyonlara baktığım teknik bilgisiyle kabineye katkı sağlayacak gelişmiş ülkelerde gördüğümüz gibi. Dolayısıyla bürokratların, özel sektörün, sektör temsilcilerinin ve siyasetin bir arada yer aldığı bir kompozisyonla Bakanlar Kurulu karşımıza çıkıyor ki bu yeni sistemin ruhuna uygun bir format olarak duruyor. Bakanlıklar Ankara'nın merkezinde. Evet. Biz hepsini topyekun Beştepe'de görme gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir miyiz? Yani bakanlıkların da oraya taşınması gibi. Bilmiyorum. Yani mekan aslında mekan önemli değil. Değil, evet. Yani Çankaya Köşkü de başbakanlık kalktığı için boşaldı. Belki oralar da mekan olarak, fiziksel mekan olarak değerlendirilir ama burada önemli olan şey bakanların fonksiyonu ne olacak? Bu, şunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde politika yapıcı, son nihai karar verici Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Dolayısıyla aslında kurullar, ofisler, danışmanlık müessesesi devreye sokulursa danışmanlar, hatta bakanların kendisi son kararı rasyonel politikayı oluşturmak açısından, son nihai karar vermek kararı verebilmek açısından Cumhurbaşkanı'nın aslında bilgi taşıyacak mekanizmalar, kanallar. Bu kanalların hepsinden bir bilgi gelecek ve örneğin enerji, örneğin dış politika, örneğin güvenlik konusunda son kararı Cumhurbaşkanı verecek. Zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, dolayısıyla başkanlığı hükümet modelinden beslenen bir yapının, sistemin merkezinde bu var. Bunu hiçbir zaman gözden kaçırmamız lazım. O yüzden bakanlar ve bakanlıklar daha alt politika yapıcı ve daha uygulama yönüyle, daha icraî yönüyle ön plana çıkacak yapılardır. Eş zamanlı, eş güdümlü bir havuz. Bu anlamda kabine modeli tam da o eş güdümü sağlamak için, o uygulamadaki koordinasyonu sağlamak için, işbirliğini sağlamak için devreye girebilir. Şimdi ticaret savaşlarından, Trump'ın başlattığı için, bu savaşlardan, yükselen petrol fiyatlarından, küresel ekonominin gelecekle ilgili kaygı verici bir dönemece girdiğinden hareketle kolay olmayacak bir süreç bizi bekliyor. Her anlamda. Evet. Bu küresel çalkantılar bizi de etkileyecek, etkiliyor belki de. Yine bölgesel sorunlar, asayiş konusunda, güvenlik konusunda. Evet. O nedenle zor bir süreç. Evet. Zor bir dönem olacak. Zor dönem. Ve de yeni bir sistem. Son bir cümleniz ya da iki cümleniz. Zaten terörle mücadele, ekonomik kaygıların biraz ön plana çıkması seçim döneminde de çokça dile getirmişti. Öncesinde de temel problemdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı hem seçim kampanyası döneminde hem de 24 Haziran seçimleri sonrasında sistemi inşa ederken bu politika alanlarına çok fazla dikkat çekti. Hatta üstüne dünkü konuşmasında şunu da ekledi. Eğitim ve kültür politikasına da düne göre daha fazla ağırlık vereceğiz dedi. Dolayısıyla ki AK Parti'nin ve AK Parti iktidarlarının son dönemde biraz daha eleştirildiği alanlardı bunlar. Eğitim ve kültür üzerine. Ve öz eleştiri de yaptığı alanlardı. Öz eleştiri yaptığı alanlardı. Dolayısıyla bu politika alanına öncelik verecek olması da, bunları da ekonominin yanına, güvenlik meselesinin yanına, terörle mücadelenin yanına eklemesinin, o toplumsal yaşamı başa dönecek olursak, o toplumsal yaşamımızı nasıl etkileyecek noktasında işte eğitim en temel toplumsal alanlardan biri katkı sağlayacağını ve yeni sistemle birlikte daha kararlı adımların belki de bu politika alanlarında atılacağını söyleyebilmemiz mümkün. Zahit Sobacı. Daha önce tanışsaydık. Ya estağfurullah. Bir saat falan konuşsaydık. Estağfurullah. Ben çünkü şimdi daha bir oturdu kafamda. Estağfurullah. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kısa adı SETA olan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın siyaset araştırmacılarından doçent doktor Zahit Sobacı bizlerle birlikteydi. Saatler 00.23'ü gösteriyor. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. Evet, devam ediyoruz. Terör operasyonları
büyük bir kararlılıkla gece gündüz sürdürülüyor. Teröristler etkisiz hale getiriliyor içeride dışarıda. Başına 300 bin lira ödül konulan ve de gri listede yer alan bir terörist Tunceli kırsalında çatışmada öldürüldü. 6 yıl önce terör örgütüne katılan bir kadınsa Şırnak'ta Mehmetçi'ye sığındı. Teröristler etkisiz hale getiriliyor, hedefler tek tek imha ediliyor. Mehmetçik terör örgütünün nefes borularını kesiyor. Güvenlik güçleri Tunceli kırsalında teröristlerle sıcak temas sağladı. Nazımiye ilçesindeki operasyonda bir terörist ölü ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin gri listede yer aldığı belirlendi. Mervan Kodatlı Yunus Dalgın'ın başına 300 bin lira ödül konulmuştu. Eylem alanı bulunmayan terör örgütündeki dağılma da sürüyor. Şırnak'ta Faraş'ın kodadlı kadın terörist, 6 yıl önce terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye katıldı. Pişman oldu, örgütten kaçtı. Şırnak Jandarma Komutanlığı'nın ailesiyle temasa geçmesi sayesinde kadın terörist teslim oldu. Henüz 17 yaşındayken örgüte katılan kadın güvenlik güçlerine sığındı. Terör destekçilerine yönelik operasyonlar da aralıksız şekilde devam ediyor. Van ve Elazığ'daki operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Giresun'daki çatışmada şehit olan uzman çavuş Ali Cevizci, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde ebediyete uğurlandı. Uzman çavuşu şehit eden terörist gruba yönelik operasyon ise yoğunlaştırıldı. Bölgeye gece görüş özelliği olan helikopterler gönderildi. Yöre halkı da ormanlık alanlara girmemeleri konusunda uyarıldı. 24 yaşındaydı. Askerlik mesleğinde 3. yılıydı. 1,5 ay önce baba oldu, evladının kokusuna doyamadan Giresun'da çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit asker için Giresun'da askeri tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Konya'ya gönderildi. Mehmet Akif adını verdiği bebeği, babasının naaşını kundağına takılan fotoğrafıyla karşıladı. Geç haydi. Şehit uzman çavuşun cenazesi daha sonra Ilgın ilçesi Yukarı Çiğil mahallesindeki baba evine götürüldü. Ardından köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi törenin ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Giresun'un Güce ilçesi kırsalında uzman çavuşu şehit eden terörist gruba yönelik operasyonsa yoğunlaştırıldı. Bölge İHA'larla taranıyor. Ayrıca bölgeye Tunceli ve Diyarbakır'dan kalkan gece görüş özelliği olan helikopterler gönderildi. Yöre halkı da hava harekatına karşı ormanlık alanlara girmemeleri konusunda uyarıldı. Bölgeden gelen son bilgilere göre teröristler çembere alındı ve kaçış güzergahları kesildi. Amerika Birleşik Devletleri ile üzerinde varılan Münbiç yol haritasına göre terör örgütü PKK-YPG bölgeden çekilmek zorunda. Ancak teröristler çekilmek bir yana bazı yerlerde hendekler kazıyor. Amerikalılar da orada görüyorlar. Türk ve Amerikan askerleri bölgede 12. kez devriye görevine çıktılar ayrı ayrı. TRT Haber ekibi teröristlerin işgali altındaki Dadat köyünü görüntüledi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmaya göre terör örgütü Münbiç'ten Fırat'ın doğusuna çekilecek. Ancak YPG PKK bölgede hendek ve siper kazıyor. Münbiç yol haritasına göre teröristlerin artık işgal ettiği yerleri terk etmesi gerekiyor. Ancak YPG PKK terör örgütünün terk etmesi gereken Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasındaki sıfır noktada hakim tepelere yeni hendekler kazdığı görülüyor. Dadat köyü Fırat Kalkanı harekatı bölgesiyle Münbiç sınırı hattında bulunuyor. TRT Haber ekibi ilk kez Dadat köyünü görüntüledi. Sacur Nehri'nin hemen yanında bulunan, sıfır noktada bulunan bu köy ilk olarak YPG, PKK'dan temizlenecek olan ve teröristlerin ilk olarak terk edeceği noktalardan birisiydi. %99'u Araplardan oluşan köyün nüfusu terör örgütünün baskısından kaçışlar yüzünden 600'e düşmüş.
2,5 yıldır terör örgütünün işgalinde olan köydeki Amerikan bayrağı dikkat çekiyor. Türk ve Amerika Birleşik Devletleri askerleri ise bölgede koordineli bağımsız devriye görevlerini sürdürüyor. İki ülkenin askeri unsurları 12. devriye görevine çıktılar. İki Amerikan helikopterinin sınır hattına çok yakın bir noktada yaptığı devriye uçuşu kameralara böyle yansıdı. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan, lideri de orada olan FETÖ'ye bağlı sözde eğitim kurumları. Yurt dışında da birer birer kapanıyor bu sözde eğitim kurumları. Terör örgütünün Hollanda'daki bir sözde okulu ve sözde iki dershanesi kapatıldı. FETÖ'ye ait sözde eğitim kurumları Hollanda'da da tutunamıyor. Bunun göstergesi söz konusu veriler. Rotterdam'da bir sözde FETÖ okuluyla iki sözde dershanesi kapandı. Purmerend kentindeki FETÖ okullarından birinin daha kapanacağı açıklandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hollanda'daki FETÖ okullarından 600 civarında öğrenci ayrılmıştı. Bu sayı 2 yılda yaklaşık 2 katına çıktı. Terör örgütünün okul ve dershaneleri terör ağına eleman yetiştirmek için kullanılan yapılardı. Paravan olarak kullandığı bu kurumlardan gelir kaynağı olarak da yararlanıyordu FETÖ. Örgütün Hollanda'daki finansal faaliyetlerinde rol oynayan dernekler de Türk iş insanlarının üyelikten çıkması sonrası feshedildi. Bu arada 15 Temmuz hain darbe girişimi akabinde Türkiye'den kaçan çok sayıda FETÖ'cü de Hollanda'ya sığınmış durumda. Yeni kabinesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO müttefikleriyle Brüksel'de bir araya gelecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün başlayacak NATO zirvesi birçok ilke de sahne olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ettikten sonra ilk katılacağı uluslararası zirve olacak NATO Liderler Zirvesi. Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Milli Savunma Bakanı, Berat Albayrak ise Hazine ve Maliye Bakanı sıfatıyla ilk kez zirveye katılacaklar. Zirvede Orgeneral Yaşar Güler de Genelkurmay Başkanı olarak ilk kez yer alacak. Zirvede liderler önümüzdeki 2 yılın yol haritasını masaya yatıracak. Başlattığı ticaret savaşı büyük tepki toplayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise Rus mevkidaşı Putin'le kritik görüşme yapacak ve o görüşme öncesi müttefikleriyle güven tazeleme arayışı içerisinde. Avrupa medyasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı için yapılan sert yorumlar var. O yorumlardan birinde Trump revüsü Avrupa'ya uğruyor. Megaloman Amerikan Başkanı NATO'ya fazla zarar vermeden ülkesine dönerse iyi eder denildi. NATO Liderler Zirvesi Brüksel'de toplanıyor. Kritik toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Erdoğan'ın mevkidaşlarıyla birçok ikili görüşmede bulunması öngörülüyor. Zirve öncesi ise gündeme Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları damga vurdu. Trump, Twitter hesabından Avrupa ülkelerinin NATO'ya ayırdığı kaynağı eleştirdi. NATO ülkeleri daha fazla ödemek zorunda, Amerika Birleşik Devletleri ise daha az. Bu adaletsizlik paylaşımını yaptı. Trump'ın bu açıklaması tepki topladı. İlk açıklama Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan geldi. Tusk, NATO Avrupa Birliği işbirliği toplantısı sonrasında konuştu. Sevgili Amerika, lütfen dostlarınıza saygı duyun. Zaten fazla dostunuz da yok. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de aynı toplantıda Trump'a güçlü NATO sadece Avrupa için değil, Amerika Birleşik Devletleri için de çok önemli yanıtını verdi. NATO'ya kaynak aktarımı konusunun zirve sırasında da gündeme gelmesi bekleniyor. NATO zirvesinin gündemi kuşkusuz sadece kaynak tartışması değil. Terörle mücadele, Suriye'de son durum, göç krizi ve Rusya ile ilişkiler önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Zirveden çok tartışılan ve eleştirilen isim kuşkusuz Trump olacak, ancak NATO'nun gündeminde Makedonya'da var. Yunanistan'la isim sorununu çözen Makedonya bu kez NATO şemsiyesi altına girmekten umutlu. Zirveden Makedonya üyelik müzakerelerine ilişkinin onay çıkması bekleniyor.
NATO operasyonlarına destek veren Makedonya'nın isim sorununun çözülmesi nedeniyle bu kez Yunanistan vetosuna takılmayacağı öngörülüyor. Öte yandan NATO zirvesi öncesinde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın politikaları nedeniyle Brüksel sokaklarında protesto gösterileri sürüyor. Hafta başında İsrail dünyaya elleri ve ayakları zincire vurulmuş bir Türk kızının, Ebru Özkan hanımefendinin fotoğraflarını ve video görüntüsünü yaydı. Planlı ve de iğrenç bir amacın hedeflendiği görüntülerdi. Tek düşünceleri Müslümanların Kudüs'e ziyaretlerini engellemek, kendilerince bir korku imparatorluğu oluşturmak diye de düşünülebilir İsraillerin bu yaptığı için. Özkan bir aydır hapiste tutuluyordu. Geride kalan günde, yani salı günü serbest bırakılması bekleniyordu. Savcılığın itirazı üzerine elleri ve ayakları zincire vurulmuş Ebru Özkan'a ilişkin karar bir gün ertelendi. Tahliye kararının bugün, yani çarşamba çıkması bekleniyor. Türk vatandaşı Ebru Özkan Kudüs'e gitti. 11 Haziran'da İsrail'den çıkarken gözaltına alındı. Hamas'a yardım etmenin de aralarında bulunduğu 4 farklı suçlamayla hakim karşısına çıkarıldı. Bir ay sonra hakkında tutuksuz yargılanma kararı verildi. Şartlı olarak tahliye edilmesi beklenirken İsrail savcılığı son anda itiraz etti. Bunun üzerine mahkemede tahliyeye ilişkin kararın açıklanmasını erteledi. Ebru Özkan'ın avukatı Remzi İktilat'a göre tahliyeye kısa bir süre kala yapılan itiraz kasıtlı. İktilat, Ebru Özkan'ın davranışlarının suç içermediğini belirtti. İsrail'in asıl amacının Türkiye'ye mesaj iletmek olduğunu söyledi. Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına yönelik Türkiye'nin ilgisi arttıkça tahminime göre başka mesajlar da olacak ve bu dosya ilk dosyadır. Burada ifade ediliyor ki İsrail'in değişik gerçeklerle tutuklama konusunda tereddüt etmeyeceği anlamı taşıyor. Bu ülkenin başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in başbakanı Benjamin Netanyahu, geçtiğimiz aylarda en az 6 kez polis tarafından sorguya çekildi, sorgulandı. Niçin biliyor musunuz? Yolsuzluk yapmakla suçlanıyor. Geride kalan günde de İsrail'de polis, başbakan Benjamin Netanyahu saatlerce hakkındaki yolsuzluk iddiaları konusunda sorguya çekti. Dünyanın nefesini tutup izlediği Tayland'daki kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı. Kurtarma ekiplerinden biri hayatını kaybetti bu uğurda. Mağarada mahsur kalan 12 çocukla antrenörleri 3 gün süren operasyonla kurtarıldı. Kaybolduktan 9 gün sonra mağarada bir hava boşluğuna sığınmıştı grup ve belirlendi yerleri çok zorlu ve de riskli bir operasyon başlatıldı. İşte o operasyonla çıkarıldılar. Çocukların fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilmekte. Günlerce aç kaldılar, karanlıkta kurtarılmayı beklediler. 9 gün sonra yerleri bulundu. Günler sonra da başarılı bir operasyonla çıkarıldılar. Tayland, dünyanın nefesini tutup izlediği bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Yaşları 11 ile 16 arasında değişen bir futbol takımının 12 oyuncusuyla antrenörleri, sığındıkları girişten 4 kilometre uzaklıktaki bir hava boşluğundan kurtarıldı. Su seviyesinin yükselmesi riski yüzünden erkene alınan operasyonda zamana karşı mücadele verildi. Çoğu değil dalmayı, yüzmeyi bile bilmiyordu. Bu yolu deneyimli dalgıçlar bile 5 saatte gidebiliyordu. Grubun mağaranın ağzına giden yolda gerilen ip boyunca yürümesi, tırmanması ve dalması gerekti. Çocukların suda önlerini görememesi nedeniyle kaybolmamaları için vücutlarına halatlar bağlandı. Dalgıçlar bu halatları çekerek çocuklarla suda ilerledi. Çocuklar ikişer dalgıç eşliğinde zorlu parkuru geçip mağara girişine götürüldü. Kurtarılan çocukların genel olarak fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor. Çeşitli aşılar yapılan çocuklardan ikisinin ciğerlerinde enfeksiyon saptandı. Uzun süre karanlıkta kaldıkları için gözleri ışıktan korunan çocukların en çok istediği şey ise çikolatalı ekmek oldu.
Dünyanın dört bir yanından ekiplerin destek verdiği kurtarma operasyonu çalışmaları sırasında bir dalgıç hayatını kaybetti. Bosna Savaşı'nda yaşanan en büyük trajedilerden biriydi Srebrenica katliamı. Katliamın üzerinden 23 yıl geçti. 1995 yılının Temmuz ayında Sırp birlikleri 2 yıl süren kuşatmaların ardından Birleşmiş Milletler'in koruması altındaki Srebrenica'yı ele geçirmişlerdi. En az 8 bin Müslüman erkeği katletmişlerdi. Binlerce Boşnak erkek, kadın ve de çocuk Srebrenica'nın hemen dışındaki Potoçeri'de bulunan Hollandalı askerlerin denetimindeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü karargahına sığınmıştı. Hollandalı askerler karargaha sığınanlara orada güvende olacaklarını söylemişlerdi. Ancak askerler Bosnalı Sırp güçlerin kampı kuşatması üzerine binlerce Boşnağı canilere, Sırplara teslim etti. Ardından Sırpların komutanıyla Hollandalı askerler, komutanlar içki kadehlerini şerefe diye kaldırıp kameralara poz vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl dediği gibi biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenica katliamından iyi tanırız. Katliamın 23. yılında kemiklerine yıllar sonra ulaşılan 35 soykırım kurbanı da son yolculuğuna uğurlanacak. Cenazeler Potoçeri Anıt Mezarlığı'na götürüldü. Soykırımda hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen barış yürüyüşüne katılan binlerce kişi de Potoçeri'ye ulaştı. Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıktaki toprağa verilen kurbanların sayısı 6610'a yükselecek. İşte 23. yıl dönümünde bu dramatik sürecin tanıkları arasında TRT Haber ekibinden Fatih Oruk da bulunuyor. Fatih Oruk, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük katliam olarak nitelendirildi Srebrenica ve o katliamın, soykırımın acısı dün gibi. Şimdi 2007 yılında da Uluslararası Adalet Divanı tarafından bu soykırım olarak tanınmıştı. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra anma etkinliklerine ilişkin notlarında neler var diyeyim ve sözü sana bırakayım. Fuat Kozluklu, biraz önce bahsettim. Hollandalı askerlerin karargah olarak kullandığı akü fabrikası hemen bizim karşımızda ama şu an gece saatleri olduğu için orayı size gösteremiyoruz. Yolun yukarı tarafından gelen Sırp güçler Hollandalı askerlerin koruması altındaki Boşnak sivilleri Hollandalı askerlerden teslim aldı. Kadın ve çocukların, yaşlıların Tuzla'daki Boşnakların kontrolündeki bölgeye gitmelerine müsaade etmişlerdi. Ama erkekleri bu civar çevrede soykırıma tabi tuttular. Ve şu an biz de hemen karşı noktadaki mezarlıktayız. Şu an burada 6575 mezar bulunuyor. Bosna Hersek'in birçok bölgesinde toplu mezarlar var. Bu toplu mezarlardan çıkarılan ve kimliği tespit edilen Boşnak Müslümanlar buradaki kabristandalar. Biraz önce sen de belirttin, yine Bosna Hersek'in farklı bölgelerindeki toplu mezarlardan çıkarılan 35 Boşnak Müslüman daha yarınki törenler, öğle namazına müteakip buradaki kabristana gömülecek. Hemen kameraman arkadaşım Yasin Köze size gösteriyor. Burada hayatını kaybeden Boşnak Müslümanların isimlerini görmek mümkün. Beşikteki çocuktan yaşlı insanlara kadar, 3 aylık bebekten 70 yaşındaki belki daha fazla yaştaki insanlara kadar Boşnak Müslümanlar Sırplar tarafından soykırıma tabi tutuldu. Yarın bulunduğumuz alan burada törenlere sahne olacak. Türkiye'yi de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül temsil edecek bu törenlerde. Aslında çok acı bir olay. 23 yıl önce Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük soykırma sahne oldu bu topraklar. Çok büyük bir acı yaşandı. Sonrasında ise hala Bosna Hersek'te bu soykırımın izlerini görmek mümkün. Arka tarafta aslında çok da söze gerek bırakmayan bir görüntü var. Binlerce mezar taşını görebiliyorsunuz. Her yıl anma törenlerinde burada hayatını kaybedenlerin yakınları buradaki törenlerde bu cenazelerin başında anma törenlerine katılıyorlar. Ön tarafta ise yeni mezarlar var. Biraz önce bahsettiğimiz 35 mezar, 35 naaş buradaki mezarlara defnedilecek. Aynı zamanda
Biraz önce Maşmir'e yürüyüşünden de bahsettim Fuat Kozluklu. 8-10 Temmuz arasında gerçekleştirildi bu yürüyüş. Tuzla'daki Boşnak Devleti'ndeki bölgeye giden aslında Boşnak Müslümanları temsil ediyordu. Tersine bir yürüyüş gerçekleştirildi. Tuzla'dan buraya doğru geldiler. 3 gün boyunca bu törenlere dikkat çekmek isteyenler yaklaşık 6000 kişi. Bir kısmı yürüyerek, bir kısmı motosikletle bu güzergahı takip etti. Akşam saatlerinde buraya geldiler. Hemen yan taraftaki akü fabrikasında Hollandalı askerlerin karargah olarak kullandığı fabrikada 35 naaş da vardı. Onlar da kabristana getirildi. Yarın öğle namazını müteakip bu cenazeler arkamda görmüş olduğunuz kabristana defnedilecek. Sabah saatten itibaren de biz de buradaki anma törenlerini TRT ekranlarında sizlere getireceğiz. Fuat Kozluklu. Peki Fatih, son olarak bu Maşmir'e yürüyüşüne, geleneksel yürüyüşe artık yıllardır Türkiye'den de yüzlerce kişi katılıyor. Bu sene de aynı şekilde Türkiye'den çok sayıda insan unutturmamak adına bu yürüyüşe katıldılar diyeyim. Türkiye'den katılımlarla ilgili notlarında neler var? Aslında birçok sivil toplum kuruluşu buradaki katliama dikkat çekmek için aylar öncesinden organizasyon ayarlamışlardı. Ve burada özellikle gençleri bu yürüyüşe davet etmişlerdi. Biz de bugün yürüyüşü yapanlar arasında hemen mezarlığın girişinde onları görme imkanı bulduk. Birçok farklı sivil toplum kuruluşunu temsilen aslında genci yaşlısı Türkiye'den birçok misafir burada bu zorlu yürüyüşü gerçekleştirdi. Biraz aslında bu yürüyüşü daha detaylı bahsetmek lazım. Yaklaşık 105 kilometrelik bir yol, 35 kilometre her gün kat ediliyor ve ormanlık ve dağlık bir araziden geçiliyor. Yağmur çamurun arasından, burada şu an önceki yıllara nazaran yağmurlu bir hava hakim. Yağmur çamurun arasından geçerek bu yürüyüşü tamamladılar. Tek amaçları dünyanın dikkatini çekmekti buradaki soykırıma. Türkiye'den de yoğun bir katılım oldu. Genci yaşlısıyla yüzlerce Türk buradaki anma törenlerine katılmak için bu zorlu yürüyüşü gerçekleştirdi. Evet, Fatih Oruk Srebrenica'dan bildirdi. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Darbecilerin hedeflerinden biriydi 15 Temmuz'da Ankara'daki TürkSat Genel Müdürlüğü. Amaçları darbe girişiminin değişen seyrinden milletin haberi olmasın diye tüm yayınları karartmaktı. Gözlerini kırpmadılar, taradılar, bombaladılar. Neyse ki ne yaptılarsa amaçlarına ulaşamadılar ve o gece orada iki TürkSat çalışanı şehit oldu. 4 çalışan da gazi. İşte 15 Temmuz gecesi TürkSat'ta yaşananlar. Bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum. Meydanlara gelin, bunlara gereken cevabı hep beraber verin. Gerekli olan cezayı alacaklardır. Amaçları bu yayınların halka ulaşmasını engellemek, ümidi kırmaktı. Ama bekledikleri gibi olmadı. Yayınlar kesilemedi, verilen mesajlar doğrudan millete ulaştı. O karanlık geceyi aydınlığa çıkaran en önemli noktalardan biriydi Ankara'daki TürkSat Genel Müdürlüğü. Kalkışmanın başlamasının üzerinden 3,5 saat geçmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara davet etmesiyle birlikte kalkışmanın da bastırılacağı anlaşılmıştı. Millet sokaklara dökülmüş, onları sindirmek için TRT ekranlarından zorla okutulan korsan bildirisi TürkSat tarafından kesilmişti. Yani darbeciler için de TürkSat'ı ele geçirmenin zamanı gelmişti. Temmuz gecesi saat 21'de bir kısım darbeci Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda toplandı. Tam teçhizatlı 13 darbeci Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan helikoptere bindi. Milletten çaldıkları üniformalarında rütbe ve isimleri yoktu. Darbeciler süratle Gölbaşı'nda bulunan TürkSat Genel Müdürlüğü'ne doğru yola çıktı. Saatler gece 1'e gelirken darbeciler helikopteri işte tam da bu noktada bulunan piste indirdiler. İki ekip şeklinde tesise dağıldılar. Ekiplerden biri güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirmek, diğeri ise tesis kontrolünü ele geçirmek üzere tesise dağıldı.
Darbecilerin geldiğini ve kurumda yaralıların olduğunu öğrenen tesisler işletme direktörü Ahmet Özsoy, yanında güvenlik amiri Ferhat Derecik ve çalışma arkadaşı Ali Karslı ile birlikte kuruma ait bir araçla işte buradaki nizami önlerinde belirdi. Ve kapıda askerleri gördü. Bunun üzerine bir an olsun duraksamadı, ilerleme talimatı verdi. Darbecilerin onlara cevabı ise mermi yağdırmak oldu. Ateş aldıktan sonra her taraf kandı. Yaşadığım manzarayı anlatmam gerçekten çok zor. Yani o andaki hisleri kelimelere dökmek zor, öyle söyleyeyim. Ahmet Özsoy ve Ali Karslı orada şehit oldu. Otomobildeki Ferhat Derecik sağ kurtuldu. İçeriye girerken kendileriyle de helalleştik. Çaprazlar işe alındıktan sonra ben sadece kafamı elime atlıyorum. Ali Bey'in vefat ettiğini gördüm. Çünkü kafası elime düştüğü için gördüm. Ama Ahmet Bey'den seslendim, cevap alamadım. Bir 5 dakika sonra ben yaralı var diye bağırdım araçta. Kapıyı açtım. Etrafımda silahlar doğrultulmuş bir şekilde. Bana sürünerek inmemi söylediler. Ben de araçtan sürünerek indim. Nizamiye'de bunlar yaşanırken 4 kişilik ikinci bir ekip darbenin belki de en önemli görevini gerçekleştirmek üzere işte bu merkeze girdi. Görevleri tüm ulusal yayınları kesmek, Türkiye'yi darbenin bastırılmaya başlandığından bir haber bırakmaktı. Burada polis askerleri gözaltına şu anda gözaltındalar. Bu görüntüleri engellemek için silah zoruyla tüm ulusal yayınların kesilmesini emrettiler. Çalışanlarımızdan bir tanesi yerel yayın olarak tabir ettiğimiz daha az küçük bir kitleye hitap eden yayınların ekrandan kaldırmaya başlıyor. Dolayısıyla darbeciler ilk etapta yayınların kesilmeye başladığını düşünüyorlar. Süreç içerisinde yayınların kesilmediğini fark eden darbecilerin gözleri bu kez daha da karardı. Yayınları kesmeyen TürkSat bombalanacaktı. Savaş uçakları tesise tam 4 bomba attı. Verilen zarar büyük olsa da bu yayınları kesmeye yetmedi. Bombardımandan en çok etkilenense zaten kullanım dışı olan işte bu büyük çanak antendi. O gece TürkSat'a yapılan saldırılarda kuruma 7 milyon liralık maddi zarar verildi. 2 çalışanı şehit, 4 personel gazi oldu. TürkSat'ın şehitleri Ali Karslı ve Ahmet Özsoy'un isimleri ise hem tesisin binalarında hem de giriş kapısına onlar anısına yapılan anıtta yaşatılıyor. ...15 Temmuz hain darbe gecesini gençlere anlatmak için illeri dolaşan bir isim var. Ahmet Sula, 1. sınıf emniyet müdürü. Sula, Adana'da gençlerle buluştu ve 15 Temmuz'u anlattı. Gençlerle buluştu, o hain geceyi anlattı. Bu gece, hani böyle belgeselerde seyrediyoruz ya, birleşim başında üşüşen akbabadır. Veyahut bir an evvel aslan oradan defedelim de biz gidelim ya sırtlanlar gibi... Ahmet Sula, 1. sınıf emniyet müdürü ve aynı zamanda teftiş kurulu başkanlığında baş müfettiş. Adana'da gençlerle buluşan Sula, yaşananların unutulmamasını istiyor. Şunu ısrarla söylüyorum konferanslarımda. O gün akıl ile imanın savaşı yaşandı. Ve iman galip geldi. Bu milletin cevherinde bu var. Gençlik, şuur ve özgüven temalı konferansa katılan gençler de yaşananları ibretle dinliyor. İnşallah sizlerin de kalbine dokunur bu kanal. Bizim ülkemizi ele geçirmek istediler ama bir türlü geçiremediler. Herkesin ayağa kalkıp bir birlik ve beraberliği sağlaması, sonra herkesin yani birlikte beraber olmasını anladım.
Evet, bitirdik. Gece bakışını İstanbul'dan Şemsettin Özkan, Cemal Kaçan, Diri Bamil. Ankara'dan da Hatice Gürel, Çiğdem Parlak, Elif Taşar, Kübra Kürtlüoğlu hazırladılar. Recep Cihan da katkıda bulundu. Yönetmenimiz Dilek Özer'di. Takvim yaprakları 11 Temmuz 2018 çarşambayı gösteriyor. Barış, dostluk, bereket ve de sağlık dolu güzel bir gün olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ben Fuat Kozluklu. Güzel ülkemin güzel insanları. Umarım sağlık ve de mutluluk dolu güzel bir güne uyanırsınız. Çarşamba saat 23'te yeniden karşınızda olma umuduyla. Hoşça kalın efendim.